Son zamanların en çok konuşulan ismi Ayla Çelik'le bir araya geldik, bilinmeyenlerini konuştuk. Dillere dolanan Bağdat şarkısını kimin için yazdı? En büyük takıntısı ne? Düet yaptıkları ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'le çıkan aşk söylentileri için neler dedi istiyoruz. Ben meşhur şarkının bestecisi, milyonların sevgilisi. Hayatımda en büyük değişiklik, benim en büyük hayalim aslında. Bağdat'ı kime yazdı ve şarkı nasıl ortaya çıktı? Galiba 1,5 gün falan sürdü Bağdat'ı yazmam. Aşkla ilgili söyledikleri manşet olacak cinsten. Aşk büyük rezillik, onu söyleyebilirim. Bağdat şarkısının bestecisi Ayla Çelik'le çok özel bir röportaj. Aileme de söylüyorum, artık bir sıtarım, ona göre davranın falan diyorum ama hiç kimsenin beni itmediği yok. Bağdat'ı iki gözüm kapalı. Bir tek takıntısı var, böylesine güzel giyindim, özenle takılarımı seçtim, aman kötü görünmeyeyim diye girdi söze Ayla Çelik. Çok güzel çek beni. Evet. Tamam mı? Herkesin dilinde bu şarkı var son günlerde. Ben koymam. Peki Bağdat'ı gözü kapalı bulan Ayla Çelik acaba nereli? Aslen anne tarafından Artvinli, baba tarafından Ardahanlıdır. Bağdat şarkısından sonra hayatı 180 derece değişmiş. Hayatımda en büyük değişiklik, evimde hiç oturamıyorum. Yani evime giremiyorum. Normalde evden çıkmıyordum. Yıllardır şarkı yapan, konser veren Ayla Çelik'in bu değişimine ailesi bile alışamamış. Zamanım yok işim varmaya. Söylüyorum bazen, aileme de söylüyorum. Artık bir sıtarım, ona göre davranın falan diyorum ama hiç kimsenin beni itmediği yok. Bağdat şarkısından sonra bir hayalini de gerçekleştirmiş ünlü besteci. Benim en büyük hayalim aslında, iki tane hayalim vardı birbirine bağlı. Biri İstiklal Caddesi'nin başından yürüsem sonuna kadar ve bütün müzik marketlerde benim şarkım çalsa. Allah bunu kısmet etti. Onun dışında da bir ağızdan söylenmesi tabii şarkılarımın. Meşhur şarkısını bestelemesi sadece 1,5 gün sürmüş. Galiba 1,5 gün falan sürdü Bağdat'ı yazmam. İçimden geldiği gibi bir şey yazdım, kendimi anlattım aslında. Röportajımız bile şarkı sözü gibi gerçekleşiyor. Aşkı böylesine tarif eden, böylesine seven biri için herhalde değerli, özel biri vardır. Bağdat, bakın kime yazılmış. Kendime yazdım. Kendinize mi aşıksınız? Hayır, kendimi anlatan bir şarkı yazdım birilerine. Birisi kimse o, hayatıma kim girecekse diye böyle kıvırırmış. Küçücük yüreğinde 7 kilo sevgi, 5 kilo saygı, 9 kilo da paylaşım taşıyor Ayla Çelik. Beyazla çıkan aşk haberleri de yüreğimin sahip olduğu güzellikten kaynaklı diyor. Gerçekten birbirimizi çok seviyoruz. Yani birbirini tamamen saf sevgiyle seven iki insanın bakışı, bu kadar. Ben öyle bakıyorum sevdiklerime. Yani seni de sevsem sana da öyle bakarım. Beyaz'la paylaştıkları bu fotoğraf da hayli dikkat çekmişti. Hatta takipçiler keşke evlenseler diye de yorum yapmıştı. Birbirimize bakıp şöyle bir yaptığımız oluyor. Acaba onların, yani herkesin görüp bizim görmediğimiz ne var falan diye. Ya hiç öyle bir şey düşünmedik ikimiz de. Gerçekten inanılmaz seviyoruz. Aynen o fotoğrafta nasıl beni böyle sarıyor, böyle sıkıyor. O öyle bir sevgi bizimkisi. Aşka uzak, şimdilik kalbi boş. Ancak kaleminden aşk damlıyor Ayla Çelik'in. Bir aşk tarifi alalım da kulağımıza küpe olsun diyoruz ama duvara tosluyoruz. Aşkı tarif edemem. Aşk, yani aşk büyük rezillik, onu söyleyebilirim. Anlamalıydık zaten. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim diyordu. Peki evliliği düşünüyor mu acaba? Evliliği ben şöyle gerçekten düşünmüyorum ama bir gün evlenebilirim. Hadi öyleyse konsere bir göz atalım. Aşk şarkılarında biri dur demeyi. İstanbul Levent'te hayranlarına bestelerinden oluşan bir repertuarla konser verdi ve sahnede pek mutluydu Ayla Çelik. Keşke ben de orada olsam şu anda. Yemin ediyorum, nasıl güzel, nasıl rahat, nasıl keyifli. Bağdat şarkısını 1,5 günde bestelediğini röportajımızda belirten Ayla Çelik, gizemli bir kişiyle yaşadığı tartışma sonrasında kaleme almış meşhur şarkısını. Birisi aşktan ne anlarsın dedi bana. Aşkı tartışıyorduk. Hafife aldı, küçümsedi, hani daha toysun falan filan. İş Gazali'ye kadar gitti, Leyla'ya, Mecnun'a gitti, Shakespeare'e gitti, bir sürü bir şeylere gitti. Ertesi gün telefonu açtım. Hani dedim, aşktan ne anladığımı soruyordun ya, hani nasıl baktığımı, aşktan ben ne anlıyormuşum diyordun ya dedim. Ben de
40 yılda bir yaşanır herhalde bu duygular. Bağdat'ı canlı söyleyen Ayla Çelik sahnede adeta kendinden geçti ve şarkıyı yaşayarak seslendirdi.